9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 82 cevabı ise önce sorular yazıldı, daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular, hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 82 cevabı. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 82 cevabı ise önce sorular yazıldı, daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular, hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. Sorulara: aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz. Soldan sağa 1. İbadet edilen yer, ibadethane, tapınak. Mabet. 5. sözlükte yasaklanmış yer, koruluk, yasak bölge gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise Allah'ın cc kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar demektir. Haram. 7. haramın karşıtı olarak sözlükte bir fiilin mubah, caiz ve serbest olması ve yasağın kalkması gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak izin verilmiş, hakkında bir yasaklama ve kısıtlama bulunmayan davranışları ifade eder. Helal. 8. bir kimsenin dinen mecbur ve mükellef olmadığı halde sırf Allah rızasını kazanmak maksadıyla farz dışında kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve yaptığı her türlü hayırlı iş ve davranış. Nafile. 11. sözlükte yapılması gerekli, zorunlu olan anlamına gelir. Terim olarak ise yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dini hükümler anlamında kullanılmıştır. Vacip. 12. sözlükte yol, idet, gidişat, huy, karakter, tavır, davranış gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Peygamberimizin, siyavı, farz ve vacip ibadetlerin dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği davranışlar anlamındadır. Sünnet. 13. günün sabahla öğle arasındaki saatleri ve bu vakitte kılınan nafile namazın adı. Kuşluk. Yukarıdan aşağı 2. Ramazan'da yatsı namazından sonra kılınan 20 rekatlık namaz. Teravih. 3. müminin Allah'ın rızasını kazanmak için kulluk görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınması. İbadet. 4. nafile gece namazı. Teheccüd. 6. sözlükte istenen, arzulanan, kendisine çağrılan şey demektir. Terim olarak ise dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terk edilmesi kınanmayan işleri ifade eder. Mendup. 9. belirlenmiş, kesinleştirilmiş şey, pay, nasip gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise dinin mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı şekilde istediği iş ve davranışlar anlamındadır. Farz. 10. İslam dininde haram olmadığı halde hoş görülmeyen veya yapılması yasaklanan durum, davranış. Mekruh. 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 82 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.